Öğretmenlik fakültesi mezunuyum. Bir tane öğretmenliğim var. Yıllardır bu işi yapmak istiyordum. Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kokoreç için buradayım. Nuri Usta'ma geldim. Şu arkamda görmüş olduğunuz turuncu minibüsün içerisinde muhteşem lezzetlere imza atıyor Nuri Usta'm. Şimdi gelin hep beraber bakalım Nuri Usta'm neler yapıyor, hangi lezzetlere imza atıyor. Hep beraber bunu yerinde keşfedelim, görelim. Gir abi. Nuri Usta'm kolay gelsin. Merhaba, sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun. İş üstüne yakaladım seni. Aynen. Biraz önce kalabalığımızı da gördünüz zaten. Evet, aynen. Şu anda müşterimize uykuluk yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir saniye. Ben kokoreç diye geldim ama birçok çeşit var burada. Aynen. Neleriniz var? Şöyle söyleyeyim. Kokoreçimiz var. Şöyle göstereyim. Uzun ateşinde közlenmiş kokoreçimiz. Bol çözlü, bol uykuluklu. Görüldüğü gibi. Uzun ateşinde közlenmiş. Özel olarak sardırıyorum, yaptırıyorum. Çöp şiş şeklinde şöyle uykuluklarımız var. Görüldüğü gibi böyle çöp şiş şeklinde. Tamam. Kuzu uykuludur, onu da belirteyim. Şöyle görüldüğü gibi. Bizde hijyen çok önemli. Dezenfektanımız da görüyorsunuz. Kolonyamız da her zaman hazır. Her şekilde de kullanıyoruz maskemiz. Eline sağlık ustam. Uykuluklarımızı iki şekilde yapıyoruz. Çöp şiş şeklinde isteyenler varsa çöp şiş. Ben daha haşlanmış seviyorum diyenler varsa haşlanmış şeklinde uykulumuz. Hı hı. Uykuluk biliyorsunuz kuzudan ıslak kısmında çıkan bir şeydir. Çok nadir bulunur. Şöyle ikramlık çöp şişlerimiz de mevcut. Çöz demiştim Nuri Usta'm. Çöz nedir? Çöz dediğimiz şöyle izah edeyim. Şöyle gösterebilirim mesela. Bakın bu iç bağırsak kar gibi beyaz, görüyor musunuz? Kuyruk yağı yoktur, iç şey yağı yoktur, gömlek yağı yoktur. İç bağırsağın etrafındaki yağdır. Kendi tatlı yağdır. Hı hı. Çözümüz oluyor. Tamam. Çöz piştikten sonra dışarısındaki pembe eti gider, yağ gider, içerisinde pembe eti gelir. Uykuluklarımızı görüyorsunuz. Hani bunu iri kıyımda yapıyoruz. İstiyorlarsa müşterilerimiz küçük küçük yapıyoruz. Ekmeğimizi de kızartıyoruz. Sesi duyuyor musunuz? Aynen. Şöyle uykuluğumuzu bozdum. Bu müşteri yapıyorsun. Evet. Şöyle çekiyoruz. Şimdi karışık oldu sanki. Yok. Aynı. Tamam. Görüyorsunuz. Hazır ediyoruz. Bazı müşterilerimiz şoklanmış bir şekilde pişmiş seviyor. Bazı müşterilerimiz de direkt uykuluğu haşlanmış bir şekilde seviyorlar. Tamam. Görüldüğü üzere. İri kıyım istedi beyefendi. Baharatlar neler? Onlardan da bahsedelim. Baharatımız, kimyonumuz, kekiğimiz, pul biberimiz, tuzumuz. Farklı bir şey kullanmıyoruz ekstra. Sucuğumuz var. Adana tabiriyle ilişkin dediğimiz gerçek bağırsaktan görüldüğü üzere yapılan sucuğumuz. Çekimden önce de tatmıştım zaten. Çok güzel. Aynen. Siz mi yapıyorsunuz? Özel olarak yaptırıyorum. Şöyle gösterebilirim. Görüyorsunuz. Plastikten değil, poşetten değil. Hani bu ürünlerimizin hepsini zaten size sattırdık. Sucuklarımızı görüyorsunuz. Sucukta da iddialıyız. Ha ben uykuluk yemiyorum veyahut da ben kokoreç yemiyorum diyenler varsa sucuklarımız. Odun ateşimiz yanıyor her gün. Şimdi biz ne yiyeceğiz ustam? Nuri Usta'm, ne yapacaksınız? Söyleyin, ben onu yapacağım. Sana bırakıyorum. Bakın. Hepsine bol azar çözdü. Azar da olabilir. Bakın bembeyaz, görüyor musunuz? Evet. Kar gibi. Bembeyaz. Çöz. Hani bazı müşterilerimiz yağ oranını yüksek istiyor, bazı müşterilerimiz yağsız istiyor, uykuluklu bol istiyor. Ha müşterilerimiz ne istiyorsa ona göre yapıyoruz. Şimdi ben size isterseniz önce bir kokoreç yapayım. Tamam, olur. Ardından uykuluk yapayım. Ama çeyrek yap, çünkü hepsini yiyebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Bizim ikramdan yana da sıkıntımız yoktur, şunu söyleyebilirim. Diğerlerini sabır da bakalım. Her gelen müşterimize, kokoreçe gelene uykuluk tattırıyoruz.
veyahut da sucuk, her ikisinden de tattırıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir sıkıntımız yok. Ustam, teşekkür ediyoruz. Dişlerimiz zaten görüldüğü üzeredir. Normalde de böyleyiz. Tertemiz bir şekilde belirttik. Sucuğumuzda soğanımız bile iki çeşittir. Bazı müşterilerimiz görüyorsunuz, biraz önce doğradım siz görün diye. İstiyorsanız beyaz, istiyorsanız kırmızı soğan tabir ettiğimiz Adana soğanı. Domatesimizi kendim seçiyorum. Salkım domatesimiz. Vallahi hepsi kalite gözüküyor. Aynen. Şimdi ben size öncelikle bir kokoreçle uykuluk karışık veriyorum istiyorsanız. Ardından da direkt uykuluk verip sucuktan da tatlı. Olur. Sana bırakıyorum ustam. Tamam mı? Afiyet olsun. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz Nur Ustam? Şöyle söyleyeyim, hani ben öğretmenlik fakültesi mezunuyum. Bir tane öğretmenliğim var. Yıllardır bu işi yapmak istiyordum. 2 yıldan beri, geçen sene Tokyo'nun orada iş yerim vardı. Kapattım. Bu sene tekrardan 2000'ler Bülent Ecevit Bulvarı'nda Mavi Bulvar'a bağlanan yeni yapılan kavşağın hemen yan tarafındadır minibüsümüz. Minibüsümüz görüldüğü üzere gıda satış ruhsatlı, içerisi tertemizdir. Böyle ahşaptan zaten her tarafı. Her türlü elektrik tesisatı, her türlü şeyi mevcuttur. Bir şey daha soracağım Nur Usta. Buyurun. Şimdi pandemi dönemi var biliyorsunuz. Evet. 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Evet. Hafta sonları kapalı. Evet. Yine çıkamıyoruz dışarıya. Evet. Sizin çalışma saatleriniz nasıl? Hafta içi 3'te başlıyor. 9'a kadar buradayız. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu saatlerde veyahut da günlerde çalışmıyoruz. Paket servis. Paket servis şu anda yapamıyoruz. Yeni olduğumuz için açık söylüyoruz. İnsanların buraya gelip burada yemesini istiyoruz. Görüldüğü gibi ortama bakın. Evet. Ateşimiz yanıyor. Ateşimizin etrafında çay içiyorlar. Yemek yedikten sonra. Görüldüğü üzere. Allah nasip eder, pandemi süreci bittikten sonra ya da hani yasaklar biraz gevşedikten sonra çalışma saatlerimiz tabii değişecektir. Instagram hesabımız var. Tamam. Nuri Kokoreç Sucuk Uykuluk denildiği zaman hem Facebook hem de Instagram hesabımız var. Oradan takip edebilirsiniz. Hani daha erken veyahut da daha geç açtığımız ya da özel bir durum olduğunda orada bildiriyoruz. Tamam. Açıklamalar kısmına ben bırakırım sizin aynen adreslerinizi. Aynen. Ekmeğinizi kızartıyorum. Valla ustam sen nasıl biliyorsan o şekilde olsun. Tamam. İri kıyım yapıyorum. Evet evet, iri kıyım severim. İri kıyım olsun lütfen. Sıkılıyor. Şöyle de tatlıyorum. Şöyle tatlıyorum. Alıyorum. Teşekkürler. Şöyle uykuluğumuzdan da tattıralım. Çöp şiş uykuluğumuz. Et gibi, nurustan bu. Yumuşacık. Aynen. İki şekilde pişiriyorum. Birini çiğ olarak direkt ateşin üzerine atıyorum. 300 derece sıcaklıkta içerisine şokluyorum. İçerisinde o yumuşak tadı kalıyor. Dışı nar gibi kızarıyor görüldüğü gibi. Diğerini de 8 dakika haşladıktan sonra görüldüğü üzere nar gibi pişiriyorum. Bakıyorum onun tadına. Bakın hiçbir şekilde tuz da atmıyorum. Herhangi bir şey de atmıyorum. Tadına bakın. Hemen bakıyorum üstten. Eline sağlık, harika. Afiyet olsun.
karışık mıydı usta? Aynen. Tamam. Yalnız çeyrek yapmadım. Yarım yaptım. Fatih hocamla paylaşırız. Bunu bitireceğinize inanıyorum. O da burada. Bitirir miyiz? Ekmeğimiz süt ekmeğidir. Kıtır kıtır. Alıyorum afiyet usta. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet eline olsun. Koluna sağlık. Ne yapıyoruz? Tadım yapıyoruz. Şimdi afiyet olsun. Turşumuzu da size göstereyim. Tamam. Yanında neler var onu da görelim. Turşumuz tadına baktığınızda göreceksiniz. Havuç için konuşuyorum. Özellikle havuç için konuşuyorum. Havucu tattığınızda şalgam tadı alacaksınız. Hmm. Bu kadar da iddialıyım. Peki, turşuyu diyoruz. Özel olarak İzmir'den getirtiyoruz. Hocam şalgamımız kendi el yapımı şalgamımızdır. Kendi eşin tarafından yapılıyor. Evet. Doldurulamayı alıyoruz. Sadece siyah havuç mu var? Turp sadece var mı? Turp yok. Turp yok. Bende sadece siyah havuç var. Havucu kendim gidip halden alıyorum. En iyi şekilde şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün arkadaşım aradı bir tanesi. Ya dedi havucun dedi üstünü dedi sıyırıyor musunuz dedi. Havucunuz kıtır kıtır dedi. Normalde dedi çoğu kişi dedi sıyırmıyor dedi. Sıyırmadan yapıyor. Hani normalde kendimiz tükettiğimiz için en iyisi neyse biz onu yapmaya çalışıyoruz her zaman. Nuri Usta bakıyorum tadına. Afiyet olsun. Şimdi bunda kokoreç vardı. Hem bir de... kokoreç var hem uykuluk var. Size atom tabir edeceğim bir üründen yaptım. He. Haşlanmış kokoreç uykuluktan kattım. Şokladığım uykuluktan kattım. Kokoreçten ve çözden. Bu ısırıyorum. Afiyet olsun. Şunu net söyleyebilirim. Daha önce yediklerinden gerçekten farklı. Afiyet olsun. O köz tadını alıyorum biliyor musunuz? Aynen. Köz tadını alıyorum. Közde pişme söyleyeyim. Tadını. Ekmeğimi de kızartıyorum böyle biraz hafiften yakıyorum. Hı hı. Hani eskiden soba üzerine ekmek katılırdı ya. Aynı onun gibi hani her ısırıkta çıtır çıtır bir tadın gelmesini istiyorum ağza. Böyle sert bir parça da gelmedi ağzıma. Yok gelemez abi gelemez. Ve hani ürünü yaparken siz de yanındaydınız. Benim ürünümde kesinlikle herhangi bir koku tabir edilen kötü bir koku kesinlikle olmaz. İnsanı rahatsız edecek hiçbir koku yoktur. Şunu rahat bir şekilde güvenle söylüyorum. Bayan müşteri sayım erkek müşterilerden daha fazla. Hani ben kokoreç sevmiyorum, kokoreçten nefret ediyorum, şurada yedim, kustum, rahatsız oldum affedersiniz hani herhangi bir ya da beni rahatsız ediyor dediğinizde rahat rahat iddiaya gidebilirim. Gelip burada rahat rahat yiyebilirim. Hiç sıkıntı yok. Bir kere daha ısıracağım. İzninizle. Size iri kıyım yaptım. İsteyenler oluyorsa küçük küçük yapabiliyorum. İzmir usulü yapabiliyorum. Uykuluk oranını değiştirip arttırabiliyorum. Hani çöp şişte daha farklı yapabiliyorum. Hani insanlar ne istiyorsa zevklerine göre. Usta ben sana söyleyeyim. Tam kıvamında olmuş. Afiyet olsun. Tam kıvamında olmuş. İri kıyım da iyi. O karışım oranı da iyi içerisindeki. Afiyet olsun. Usta bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bunun fiyatı nedir? Hocam şöyle söyleyeyim. Eğer sade kokoreç istiyorsanız yeni açtığımız için kampanyalı. Sade kokoreç istiyorsanız 15 lira. Sadece sucuk istiyorsanız 15 lira. Sadece uykuluk istiyorsanız 18 lira. Ha atom istiyorsanız uykuluğu, kokoreçi çözü karıştırıyorum beraber. O da 18 lira hocam. El yapımı şalgamımız kendi eşimin yaptığı şalgam var. Onlar 3 lira. Hani diğer içeceklerimiz zaten diğer taraflarda aynıdır. Kolamız 5 lira. Suyumuz 1 lira. Teşekkürler. Ellerinizde kullanın sağlık. Afiyet başla görün. Her zaman. Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar. Yine bir videomuzun sonuna geldik. Bu tür güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bize destek verebilirsiniz. Herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.